Hadi hoş. Arkadaşlar tatildeyim, denize geldim de. Ceylan siparlarına hoş geldiniz arkadaşlar. Sabah bir uyandım. Balkonumuz boyanıyor. Beklemiyordum ama astar atılmış bugün. Böyle beyaz bir astar atıldı. Yani beklemediğim bir şekilde erkenden başladı. Bu arada kahvaltıyı hazırlıyorum. Yaktım simidi. Yumurta yapacağım. Şöyle yumurtamızı yapalım. Evet, kahvaltı hazır. Burada Atan'ın suyu, ona da su vereceğim. İçeri doğru gidelim. Tam kahvaltı yapacağım. Kargo aradı. Diyor ki aşağı gelebilir misiniz? Bebek var diyorum, gelemem. Özel bir çocuk diyorum. Şey diyor, kat taşımacılığı yok. Kat taşımacılığı yok ne demek dedim ya. Kargo şirketi değil misiniz siz yani? İsim soy isim alıp, ya benimle imza almanız gerekiyor sonuçta o kargoyu teslim etmek için. Çok sinirlendim ya, gerildim. Dedim buraya kadar getirip dedim bırakmak zorundasınız dedim. Öyle bir şey yok yani. Ben tamam geliyorum diyor. Ya işte geldi deli olma yani. Gerçekten çok sinirleniyorum böyle şeylere. Yani kargo dediğin evin önüne kadar gelir bırakır gider yani. Kat taşımacılığı yok ne demek? Atanın süngeri geldi. Şöyle size de göstereyim. Bugün gelecekti zaten. Onu açmamız gerekiyor. Sünger dediğim yerde fizik tedavi yapabilmesi için kullanılacak bir şey bu. Bunu burada bırakıyorum o yüzden. Hiç dokunmayacağım. Hatta dışarıda bile bırakabiliriz. Şu tozdur, pisliktir. Açmak istemedim açıkçası. Bu ne? Süngeri Atan'ın. Şimdi iki kargo geldi. Birisi Atan'ın süngeri, diğeri de iki tane tişörtüm geldi. Onları da size göstermek istedim. Şöyle uzun, oversize. Arkasında çok tatlı bir kedi var, bakar mısınız? Evde giyinmedik, hiç tişörtüm kalmamıştı. İşte böyle bu yazı bu şekilde geçireceğiz herhalde. Bu ara oversize taktım. İyi oluyor taytların üstüne. Bir de bakar mısınız? Kahverengi ve üzerindeki ayıcık çok tatlı. Bayıldım. Arkası da böyle düz. Önünde sadece böyle bir ayıcık var, çok tatlı. Bu da yine oversize. Bunu da taytların üstünde görürsünüz zaten üzerimde. Aldığım tişörtleri de linkin içerisine bırakacağım. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi birlikte şu şeyi açalım. Bir yandan da boya yapılıyor. Ustalar burada. O yüzden çok fazla gürültü yapmam gerekiyor. Hadi açalım birlikte. Çok merak ediyorum sünger nasıl oldu. Vallahi gözüm yollarda kaldı. Ben bunu eldivenle açacağım. Huylandım. Evet. Böyle bir şey geldi. Bu 1.40'a 2 metre arkadaşlar. Bayağı bir büyük geldi. Ama yeterli olacaktır. Rahat rahat atafizik tedavilerini yapsın diye. Bu odaya alacağım. Ama önce şurayı bir silip süpürmek istiyorum. Halıyı da kaldıracağım bu arada. Burada halı olmayacak. Sadece bu olacak. Şimdi bunu buraya güzelce sereceğiz. Bakalım nasıl duracak. Balkonda var mı acaba? Balkonda da olabilirler. Şimdi inşaatta çalışan abilere çay götürüyor Tarık. Yukarıdalar herhalde. O gitsin çayları versin. Daha her yerde mutfağı yeni toparladım. Fizik tedavi odasını yapacağım birazdan. Burası bayağı bir dağınık. Tarık da bize dondurma almış, helva almış.
Birazdan dondurma yeriz. Kahvaltıyı yeni yapmıştım zaten. Burayı da toparladım. Bir de şu aldığım geçenlerdeki temizlik maddesiyle şunu sildim. Bakar mısınız? Ne kadar güzel parlattı. Çok güzelmiş. Ocakta da onu kullandım. Bakın parıl parıl parlıyor. Bundan sonra onu kullanacağım demektir bu. Kullandığım buydu arkadaşlar. Perfect Power. Paslanmaz çelik ankastre diye geçiyor. Tarık. Güzel olmuş. Nasıl? Bak çok güzelmiş ya. Bayıldım buna. Şöyle göstereyim de. Merak edenler alabilirler. Bulursam aşağı linke de eklerim bunu da. Evet, şimdi küveti doldurdum. Burada Atay'a terapi yapacağım birazdan. Hem banyosunu yapacak hem terapi yaptıracağım. İçindeki lekeleri görmezden gelin çünkü onlar çıkmıyor. Kalıcı lekeler, daha önce de anlatmıştım zaten size. Ama burayı doldurmadan önce güzelce yıkadım, güzelce temizledim. Hijyenik olsun diye. Bayağı da beklettim deterjanla yıkadıktan sonra. Hani koku gitsin, atı rahatsız olmasın diye. Şu anda kullanılmaya hazır. Jacuzzi çalışmıyor galiba, bastım ama normalde çalışması lazım. Ses geliyor. Muhtemelen şuradan falan bir ayarı var galiba. Ya da içerideki mi çalışmıyor, bu mu çalışmıyor artık bilmiyorum. Birinden biri çalışmıyor herhalde. Ama olsun, en azından suyun içinde egzersizini yaptırırım. Buraya banyodan sonraki kıyafetlerini hazırladım. Güzelce banyosunu yaptıktan sonra hazırlığını yapacak burada Atoş. Bakın burayı Atay'a göre hazırladım. Makinesini de getirdim tıkanmasın diye. Atı denize gidemiyorsa biz deniz ona getiririz. Böyle hazırlık yaptım. Bunun içinde hem yüzdüreceğim, hem oturtacağım, hem oynatacağım. Çok tatlı olmamış mı? Birazdan Atoş'u getireceğim buraya. Evet, Atoş hazır. Bıcı bıcı yapacak Atoş. Atoş'cum bıcı bıcı yapacak. Hazır mısın anneciğim? Allah Allah. Taşıncık taşıncık. Hadi gidelim anne. Suya koyar koymaz uyudu ya. Kuşum benim ya. Benim ata kuşum ya bu. Ata kuşum benim. Annem benim. Ne oldu? Allah Allah Atoş. Atoş'a bir bakın kızlar. Oh. Oh, keyif keyif. Arkadaşlarım keyif bu ya. Ben denize gidemiyorsam deniz bana gelir arkadaşlar. Ne yapalım ya? Atoş. Arkadaşlar tatildeyim. Denize geldim de. Ceylan siparlarına hoş geldiniz arkadaşlar de. Çok mutluyum de. Kendimi tatile çıkardım de. Tamam tamam. Bunu istemedi. Tamam, pişmanım. Çok komik. Atoş. Evet. Çok tatlıyım arkadaşlarım de. Ne oldu aşkım? Kendini tatile mi çıkardın sen Atoş? Hı? Çok tatlısın. Çok hoşuna gitti su. Şu anda var, o kadar keyifli ki. Şu an biraz tıkandı. Asfalt ettikten sonra bak ayakları da suyun içinde kalıyor şu anda. Tam atanın boyuna göre oldu burası. Ama bir dahaki sefer içeriye dolduracağız. Orayı güzelce yıkayayım. Atoş. Saatler olsun anneciğim. Aferin sana bebeğim. Oh Atoş mis gibi oldu. Tamam. Giyinelim cicilerimizi. Evet, gördüğünüz gibi Atoş uykuya daldı. Çok rahatladı yalnız. Yüzmek ona çok iyi geldi. Şuran açık, çok açık dur. Banyodan çıktık, üşütmeyelim. Heh. Evet, dondikim. Hani böyle denize gidersiniz de yorgun argın gelirsiniz ya. Şu an öyle bir durum yaşıyoruz bence. Çok rahatladı, inanılmaz rahatladı. Bakın. Kasılmaları daha az. Normalde bacağını daha dik bir şekilde tutardı ve hiçbir şekilde açmazdı. Şu anda vücudu gevşediği için hem kollarını rahat bir şekilde açtı hem de bacaklarını açtı. Ara ara aslında bunu yapmamız gerekiyor. Bugün ilk denememizdi. Çünkü diğer evimizde böyle bir küvet yoktu. Aslında kendi havuzun içerisine su doldurup atayı oynatıyorduk ama bu sefer daha iyi oldu. Sıcak suda güzelce vücudu gevşedi, rahatladı.
Mis gibi. Birlikte de yüzdük bu arada bir saat. Şu anda muhtemelen susamıştır. Biraz su vereceğim ona. Evet Atuş'cum. Suyunu da vereyim. Evet Atuş uyudu. Keyfi yerinde. Maması takılı. Onu burada böyle uykuya bırakıyoruz. Evet ben de buraları topladım. Saat 7-8'e geliyor. Tarık'la birlikte bir şeyler atıştıracağız. Yemek yapmadım. Bugün aslında sizinle birlikte bu spor odasını yapacaktık. Şu anda dışarıya çamaşır seremediğim için çamaşırlarımı buraya serdim. Burayı yarın artık düzenleriz. Şu tam bir yaz yemeği yiyeceğiz Tarık'la birlikte. Karpuz. Hemen yanında turşumuz. Burada da makarnamız. Birlikte afiyetle yiyeceğiz inşallah. Atuş uyurken bize rahat rahat yemeğimizi yiyelim. Videomu yetiştirmeye çalışıyorum. İnternette bir problem yaşıyorum. Kaç günden beri aynı şeyi çekiyorum aslında. Erkenden videoyu editliyorum, bekliyorum. Yüklemeye bıraktığım zaman 3-4 saat sürüyor. Yani bu aralar düzenli video gelmemesinin sebebi aslında bu arkadaşlar. Bunu da buradan belirtmek istedim. Bazıları her gün at Ceylan diyorsunuz. Her gün video at diyorsunuz. Yani sizi görmediğimiz zaman günümüz güzel geçmiyor diyenler var. Birazcık onlar için aslında böyle her gün video çekip atmaya çalışacağım. Şu internet olayımızı halledelim. Videolar düzene girecek inşallah. Evet şimdi biz yemeğimizi yiyelim sonra tekrardan geri geleceğiz. Ata sudan çıktığından beri uyuyor kesintisiz. Ne bir tıkanma oldu ne bir problem yaşadık. Çok güzel uyuyor. O uyurken ben de dinlenebildim. Artık böyle yaz aylarında 2 günde bir suyun içerisine atayı koyarım, rahatlatırım. Hem vücut kasları gevşemiş olur hem de böyle rahat rahat uyur. Uzun zaman sonra onu bu kadar rahat görüyorum inanın ki. Maşallah diyelim. Allah nazarlardan korusun. Aferin anneciğim çok rahat. Ama üstünü örteceğim şimdi akşam soğuğu. Hadi 3 saattir çünkü uyuyor. Ama dokunursam da uyanacak gibi bilmiyorum. Çok tedirgin oldum. Hiç dokunmayayım böyle güzel güzel uyusun istiyorum. Ah uyandım. O uyurken ben de burayı halledeyim dedim. Şapkasını falan takmıştık. Fotoğraf çekinmiştik Atay'la birlikte. Şimdi şapkasını dışarıda koyamıyorum kurusun diye. O yüzden şimdilik buraya koydum. Makinede Ataş'ın çamaşırları var. Bekleyen başka çamaşırlar var. Şunun havasını söndüreceğim. Banyoyu yıkayacağım. Burada bayağı bir iş var. Öncelikli olarak çamaşırlardan başlayacağım. Buraya serdim. Sabah toz giriyor çünkü içeriye boya yapıldığı için. O yüzden bir de atanın çamaşırları ütülenecek. Yarın inşallah kurur. Hemen ütülerim. Burayı bu şekilde kapatıyorum. Bunlar kuruduktan sonra da bu odanın dekorasyonunu zaten birlikte yapacağız. Banyoları bugün halledemeyeceğim. Yani bir ebeveyn banyosunu yıkamak istiyordum aslında. Temiz ama yine de bugün banyo yaptı. Ata hani bir toparlayayım şey yapayım dedim. Ama yok yani. Dinleneyim bence. Yarın hallederim. Bütün ev komple zaten temizlenecek. Şu ara temizlik yapmıyorum. Camları ve balkon kapıları açtığım zaman içeriye toz giriyor. Şu anda balkonlar da çok kötü durumda. Ön balkonu temizledim ama tekrardan işte toz girmiş. Duvarları kazıyorlar. İşte astar geçti. Boyası yapılacak. Oralarla çok fazla uğraşmayacağım. 3-4 gün sonra detaylı bir temizlik yapılır zaten. Atuş... Annem. Nasıl öpmek geldi şu an içimden seni ama öpemiyorum uyanmasın diye. Ama seni dinleyelim ben. Hadi Atuş'la kapatalım bu vlogu da burada. Bizi buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Destek olmak için kanalımıza abone olup videoyu beğenip yorum atarsanız çok mutlu oluruz. Görüşmek üzere. Bay bay. Bir de ağacıyla bitireyim. Bu ne kuca ağacı. Oh yedim. Bal.